Herkese merhabalar, ben Ersin Doğan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır paylaşmak istediğim, sizler de benden paylaşmamı istediğiniz bir video ile karşınızdayım. Bu video salıncak yapım videosu. Makrome detayları barındıran şöyle koyulan bütün ortamı güzelleştirecek bir salıncak yapacağız. Nasıl yapacağız? Bunun için videonun hemen yapım aşamalarına geçebiliriz. İlk olarak cinsi duck olan bir kumaş aldım. Çünkü ben yatak odasını yapacaktım ve çok aşırı büyük bir boyutta olmasını istemiyordum. O yüzden 115'e 90 cm ölçülerinde kestim. Ve kenarlarının daha düzgün olması için önce iğneleyerek, ki bu dikme aşamasını kolaylaştırıyor hem de sonucun daha düzgün olmasını sağlıyor. İğneleyerek kıvırdım ve daha sonrasında dikme işlemine geçtim. Dikme işlemi yaparken iğneleri eğer yatay bir şekilde takarsanız dikme esnasında çıkarmanız gerekmiyor. Kenar dikme işlemleri bittikten sonra toplam 20 tane 15 santim dokuma pamuklu ip kestim. 20 tane 15 santim boyutunda ip kestikten sonra bunları da 10 tane sola 10 tane sağa olacak şekilde eşit ölçülerde bölerek hepsini diktim. Birkaç kat üstünden geçtim çünkü bunun gerçekten sağlam olması gerekiyor. Daha sonrasında ben kenar kısımlarının ve işte alt kısımlarının biraz daha güzel gözükmesi için daha önce bir tuhafiyeden aldığım, daha doğrusu Eminönü'nde bir tuhafiyeden aldığım püskülleri burada kullanmak istedim. Kenar ve sırt kısmının baş kısmına gelecek kısımları farklı bir püskül, alt kısmına ise daha geniş bir püskül kullanmak istedim. Bunları da bu ölçülerde kesip yine aynı şekilde diktim. Herkese atölyeden selamlar. Burası Ersin Doğan Design Studio'nun atölye kısmı, daha doğrusu atölyenin çalışma kısmı. Buranın ve işte diğer atölyenin diğer kısmı ile ilgili daha sonrasında detaylı bir video çekmek istiyorum. Ama şimdi ilk olarak salıncak için buradayız. Ben burada doğal ahşapla yapmak istedim. Elimde de çok güzel bir dalım vardı. Ama siz isterseniz böyle yapı marketlerde ya da nalburlarda satılan işte kürek, keser, balta sapı gibi böyle kalın ahşaplar var. Hani direkt bunu da kullanabilirsiniz. Ben böyle doğal bir ağaç dalı kullanmak istedim. Ben ilk önce salıncağın bu oturma kısmını hazırladım. Bu 90'a 115'lik bir kumaş parçasıydı. Oturma bezi için şöyle biraz kalın bir kumaş kullandım ben. Ben ilk önce şu dış kısımlarını diktim. Daha temiz gözükmesi için. Dikişte çok iyi değilim. Görmüşsünüzdür zaten. Ama elimden geldiğince güzel bir şekilde dikmeye çalıştım. Daha sonrasında şu ipleri kenarlardan bağlamak için şöyle kendime kancalar yaptım. Bunları da yaklaşık 15 santim kestim ve onları da buna diktim. Onu da diktikten sonra en sonki aşamada bu püskül kısımlarını, bunlar dışa gelecek püsküller, salıncağımız olduktan sonra arkadan şu şekilde gözükecek. Bir de etek ucuna, yani önden gözükecek bir püskül diktim. Bunların hepsi hazır satılıyor. Ben de bu şekilde aldım ve bunları kolaylıkla diktim. Ben bunu bağlamak için dokuma pamuklu ip dediğimiz ipler var. Ben onu kullandım. Ama siz herhangi bir makrome ipi de kullanabilirsiniz. Ya da yine bu ince jüt halatlardan da kullanabilirsiniz. Aslında burada tamamıyla siz nasıl kullanmak istiyorsanız, siz ne yapmak istiyorsanız onunla yapabilirsiniz. İlk önce baş kısımlarını yapıyoruz. Yani baştan aşağı doğru. İlk etapta bunun böyle düz durmasını sağlayacağız. Çünkü sırt yaslanma kısmı geleceği için ilk ip en kısa olacak. Daha sonrası biraz uzun, biraz uzun, biraz daha uzun olarak dış kısmı, yani sırt kısmı dik olabilecek şekilde ipleri keseceğiz. Alt kısımda ise önce en kısa, sonra biraz biraz daha uzayarak işte böyle salıncak formunu vermeye çalışacağız. İlk olarak iki tane ip kesiyorum. Tüm iplerin hep ikisi de eşit boyda olacak. Yani hem solun hem sağ tarafı eşit boyda olacak. Şimdi ilk olarak en baştaki ipleri bağlayıp daha sonrasında buna tutturacağım. İpi alıyorum. İpi böyle ikiye katlıyorum. Daha sonrasında şuradaki kancanın içinden geçiriyorum. Kancanın içinden geçiriyorum. Sonra kalan ipleri de bu geçirdiğimiz ipin içinden geçiriyorum. Böylelikle bağlanmış oluyor. Aynı şekilde
Diğer ipi de bu şekilde geçireceğim. İpi böyle tutuyorum, ikiye katladım. Şu baş kısmını bu kancanın içinden geçiriyorum şöyle. Onu da onun içinden geçiriyorum. Öncelikle bunu böyle bir normal bağlıyorum. İki kısmı da eşit olacak şekilde. Daha sonrasında bunları çözeceğiz. Ama şimdilik hepsini şöyle bağlıyoruz. Sıra geldi ikinci aşamalara. İkinci aşamada da burada ölçü alırken biz önce sırt kısmını yapıyoruz. Sırt kısmını yapabilmemiz ve sırtın dik durabilmesi için ilk bu şekilde bağladık. İkincisinde ise buradan buraya ölçü alıp o şekilde devam edeceğiz. Yine iki tane 1,5 metrelik ip kesiyorum. Bunları da yine öncelikle böyle ikiye katlıyorum ipi. Sonra bu kancanın içinden geçiriyorum. Onun da içinden geçiriyorum. Bunu da şöyle öncelikle bir tutturuyorum. Tek düğüm atıyorum. Sonrasında bunların hepsini çözeceğiz ama. Sonra sıra geldi üçüncü iplere. Üçüncü ipler için ise 1,75 keseceğim. Onları da bu kez üçüncü kancanın içinden geçiriyorum. Ve onun da içinden geçiriyorum. Dördüncü ipimizi ise 2 metre kesiyorum. Şimdi sıra geldi 5. iplerimizi kesmeye. 5. ipleri ise 2,25 keseceğim. Çünkü 25 santim bağlamak için yeterli bir pay oluyor. 5. ipten sonra artık oturma bölümünü yapacağız. Oturma bölümünde ise ilk sabit olacak. Daha sonraları biraz daha uzun olacak iplerin ki şöyle şu kısımda şöyle bir açı verebilelim. 6. iplerimi ise 2,35 kesiyorum. 7. iplerimi 2,5 metre kesiyorum. Bundan sonraki 8, 9 ve 10. ipleri de 25 santim arttıra uzunluklarını arttırıyorum. Hepsini keseceğim ve daha sonrasında hepsini bağlayacağım. Şimdi ise buradan 5 tane ip alıyorum. Diğer tarafta da 5 tane ip kalıyor. Bunların hizasını bozmadan şu öndekini arkaya atıyorum. Arkada öne atıyorum. Tam mesafeyi belirledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ip alıyorum. Ve öncelikle başlamak istediğim yeri iyice anlamak için buraya bir tane düğüm atıyorum. Daha sonrasında diğer elimdeki 5 ipe de aynı şekilde düğüm atacağım. Arkadaki 5 ipe. Bunda da yine başlamak istediğim yeri iyice görmek istiyorum çünkü. Salıncağımızın iplerini bağladık. Ayar kısımlarını yaptık. Onları ilk önce şöyle tek bir iple tutturduk. Şimdi bunların üstüne bir örgüyle o tüm ipleri birleştirme aşamamız var. Bunun için bir düğüm tekniği kullanacağız ve makrome düğüm tekniği olacak. Ama ben bu düğümü size öncelikle hani daha kolay anlamanız için bir de salıncağın şu asmak için olan ve o bölümü yapacağız. O bölümde o düğüm tekniğini göstereceğim. Daha sonrasında da salıncağın üstündeki o diğer çoklu ipleri, kenar ipleri nasıl bağladığımı tekrar göstereceğim. Bağlama ipi için ben bir tane öncelikle 5 metrelik ip kestim. Bunun yanında da iki tane daha böyle sağlam kalın olması için iki tane de 15 metrelik ip kestim. Daha sonrasında bu 5 metrelik ilk ipimizi yine diğer ipleri bağlama yönteminde olduğu gibi bunun böyle içinden geçiriyorum. Kalan tüm uzun ipleri de onun içinden geçiriyorum. Bir tane ipimizi böyle bağladık. Diğer iplerimiz de aynı şekilde ikiye katlıyorum. İpler çok uzun olduğu için biraz zor olacak örmesi. Ama olsun, halledeceğiz. Bu 15 metrelik ipleri de ortadaki ipin birini soluna, diğerini ise sağına bağlıyorum. Bu yaptığımız düğümün ismi ise kare düğüm. İlk olarak soldaki hareketli ipi ortadaki ipin üstüne şöyle S yapıyoruz.
Daha sonrasında sağdaki hareketli ipi şu ilk ipin yanından içeri atıyoruz. Arkasından dolaştırarak şu S'nin içinden çekiyoruz. Sonra bunları sağdaki ve soldaki ipi, ortadaki ipi sabitleyerek yukarıya doğru çekiyoruz. İyice sıkıyorum. Şimdi aynı işlemi sağdan yapacağım. Sağdaki ipi S yapıyorum. Soldaki ipi ilk ipin yanından içeri atıyorum ve başından çekiyorum. Sonra bunu da yukarıya doğru sıkıştırıyorum. Bu yaptığımız düğümün ismi kare düğüm. Tüm ipler, şu soldaki ve sağdaki ipler bitene kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Bütün ipler bitene kadar örme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi az önce yaptığımız örgü tekniğiyle şura ve şuradaki kısmı da yine kare düğüm ile örme işlemi yapacağız. Yani öreceğimiz mesafe ne kadarsa onun 6 katı ip kesiyorum. Bu ipten toplamda 4 tane keseceğim. Çünkü 2 sırt yaslanma yeri, 2 de oturma yeri olduğu için hepsini aynı örgü işlemini yapacağım. Bunun boyutu ne kadarsa bunun 6 katını kestim. İpi ikiye katlıyorum. Katladıktan sonra şuradaki başlangıç noktamın arkasına getiriyorum. Yine aynı örgü işlemiyle, işte önce soldan veya sağdan fark etmez. Şöyle bir bağlıyorum arkada. Sonra tekrar bir sağ bir sol olmak üzere tüm ipleri burada iyice güzelce sıkı bir şekilde örüyorum. Ördükten sonra buradaki ayarımıza göre şu arkadakini şöyle arkadan içeri atıyorum. Öndekini ise önden dışarıya doğru atıyorum. Atma işlemini gerçekleştirdim. Şimdilik şöyle bir küçük bir iple tutturacağım yine. Şimdi ise şuraya şöyle sıkıca güzel bir şekilde bağlayacağız. Bunun için şöyle elime 1 metrelik bir tane ip alıyorum aynı ipten. Bu ipi şöyle uç kısmı dışarıda kalacak şekilde avuç içime alıyorum 4 parmağımla birlikte. Öreceğim yere kadar şöyle bir tutuyorum öncelikle. İpin başı burada, ucu da şu aşağıda. Sonra tekrar bu uzun ucu alıyorum. Şöyle yukarıya doğru avcumun yani şu parmaklarımın üstüne doğru getiriyorum. Şöyle bir tane doluyorum bu ipi. Daha sonrasında şu ip, şu kısmı avcumun içinden çekiyorum. Çektikten sonra şu kalan uzun ipi aşağıya doğru sıkıca, burada olabildiğince sıkmanızı tavsiye ederim. Sıkı bir şekilde aşağıya kadar doluyorum. Şuradaki şu boşluk hala duruyor görüyorsunuz. İpim bitene kadar iyice doluyorum. İpim şu an burada bitti sayılır. Bir tur daha döndürmüyorum o yüzden. Şuradaki şu aşağıda oluşturduğumuz halka var ya. O halkanın içinden ipi geçiriyorum. Geçirdikten sonra şu yukarıda bir tane ipimiz vardı küçük. Onu yukarıya doğru çekiyorum. Yukarıya doğru çektikçe şuradaki halka
içe doğru kaçıyor ve şu ipin de içe doğru gitmesini sağlıyor. Şimdi aşağıdan ve yukarıdan bütün kalan ipleri kesiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve eğer beğendiğiniz, önerdiğiniz ya da eleştirdiğiniz bir durum varsa da bunu bana yorum olarak yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.